Akşamın bol olsun. Teşekkürler. Hoş geldin, gelsene. Bölüyor muyum? Sen beni çok sık bölüyorsun. Demek ki aklın hep bende, güzel. Tekneyle ilgili bir karar verebildin mi? Sen beni ne zaman kararsız gördün? Tamam, benimle de paylaşacak mısın peki? Tahmin edebilecek misin? Ben daha çok onu merak ediyorum aslında. Yani kabul etmeni istiyorum. Ettin mi? Can, neden kıvrandırıyorsun beni şu anda? Söyle işte. Yani seni baya baya sevdiğime göre... Ettin. Kabul ettin. Ya Can. Ettim. Seni bir daha üzmemeye yemin ettim. Serseri. Ay çok pardon. Annem öyle diyeceğim ama kesin olur. Ha annem. Yanılmadım. Anne. Çocuğum. Anne. Dönmüşsün. Vallahi dönmesem babanızı bulamayacakmışım yerinde ya. Sen benim hasretimden ye şekeri ye karbonhidratı. Annesi babası evden gitmiş, çocuklar gibi bir yaymış bir yaymış. Ay ne periz kalmış ne bir şey anacığım. Allah Allah. Yok yok kızım öyle değil. Sen annene bakma, abartıyor anne. Öyle bir şey yok. O ne be? Hı? Kimin kolu? Kol mu o? Kol ha. Kol benim. Benim yani komple. Sadece kol değil. Nasılsınız Mevkif Hanım? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne öyle çocuğum? Mumlar mı şey yapmışsınız? Ne mumlar mı yakmışsın? Ne onlar mı öyle? Biz öpüşür. Denmez öyle. Şey artık kitapla öpüştüm ya. Vallahi yaz yaz kafamı kaldıramıyorum. İkinci kitaba başladım da anneciğim ben. Ara vermiştim. Artık yeter dedim. Ondan sonra Can geldi. Beni ziyaret etti. He. Anladım. O zaman ben seni tutmayayım çocuğum. Tutmayayım. O zaman hadi size kolay gelsin. Hadi. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Hadi öpüşürüz. Hadi görüşürüz, öptüm. Yalnız hiç haz etmedim ha. Öyle mumlar falan romantik romantik. Bir de yanaşmış kızımın yanına, kusura bakma da. Estağfurullah, ne olur mu şey. Allah Allah Mevkif Bey, seni de anlamak yani mümkün değil. Ya bu 10 gün önce böyle Can'ın ismi geçince gözlerin içi ışıldıyordu. Allah Allah. Can'ı bir insan evladı olarak severim, o ayrı, kusura bakma da yani. Kızımızın da yaşadıkları ortada, olanlar ortada yani. Yok ben gideyim de yarın çiftliğe. Ne var ne yok iyice bir öğreneyim ben. Oh, ay ben nasıl yorulmuşum. Çocuklar ben yatacağım. Çok yorulmuşum. Hadi gidelim. Ya çocuklar anneniz yoldan geldi. Ben de geleyim Mevkif Bey, dur yardım edeyim işte. Yardım, yardım ederim mi? Yok yok, yorgun argın anneniz şey yapar, bunu da alalım şey yaparız. İşte. Hadi Allah rahatlık versin, hadi sağ iyi geceler. Sağ ol babacığım, iyi geceler. Eyvah, yani sen emin tekneyi geri aldığını öğrenecek annem. Evet. Biliyorsun yakınlaşıyorlar da. Eyvah ki ne eyvah. Hayır bir de bu aralar babam hastalığından dolayı daha asabi, daha sinirli yani. Sen emin canını okur. Karışacak ortalık yine ya. Ama sen üzülme, tamam mı? Ben en iyisi komple kapatayım. Rahat edemeyeceğiz çünkü böyle. Evet. Nerede kalmıştı? Şöyle göstereyim ben. Şöyle yakın bir... Bu şekilde. Evet, mesafede kalmıştık. Benim daha fazla üzülmeme izin vermediğin için teşekkür ederim. Yalnız bir şartım var. Tamam, dinliyorum. Ona artık Can'ın teknesi demesek. Ne diyelim? Can ve Sanem'in teknesi diyelim. Bizim teknemiz. Bizim teknemiz. Çok iyi. Serseri.
Deniz'in plaj terliklerini kullanıyorum. Bakar mısın onlara? Ay. Koyaklar çok güzel. Ateş, yıldız, bilmiyorum topunuza. Kendime güvenir misin? Biraz tutamayacağım. Babanız ilgilenir hiç. Oğlum. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Oh maşallah. Neredeyse tamamlamışsınız. Bitmiş ya. Evet evet. İyi iyi. Leyla nerede? Stüdyoya gitti kayıt için baba. Ha. Evet. İyi iyi. Oh güzel. Açılış ne zaman? Açılış yapmayacağız baba. Zaten küçük bir yer gerek duymadık yani. Ha. Hı? Açılış yapmayacaksınız. Da oğlum yani ben anlamadım siz. Müzikle ilgili diyorsunuz da hani böyle geçiştiriyorsunuz. Ne yapacaksınız siz burada? Kaset mi satacaksınız? Yok baba kaset mi kaldı? Kapanın mı burası? Ha. O zaman CD satacaksınız. Yok CD dönemi de bitti. Allah Allah evladım, o dönem bitti, bu dönem bitti. Siz ne yapacaksınız burada ya? Yani hiçbir şey yapmayacağız. Yani hiçbir şey yapmayacağız derken bir şey satmayacağız baba. Satmayacaksınız da evladım, parayı nereden kazanacaksınız peki? Ya baba, sen bana güvenmiyor musun? Ya evladım, şimdi ben sana güvenmesem Leyla'yı verir mi? Ama siz böyle son zamanlarda sağa sola çok savruldunuz. Ya ben de bir baba olarak endişe ediyorum, o yüzden soruyorum sana. Endişelenme baba, geçecek, merak etme. Şuradan sil. Hoppa! Bırak, 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 bırak. Öyle değil bak. Böyle. Bu da değil. Hah. İşte anca böyle oluyor. Ne yaptınız belli değil ki burada. Müzik yeri mi burası, tablocu mu? Ne oldu belli değil. Bak, muhasebeci mi? Oh, Meliyat. Hı. Bunların hali hal değil Meliyat. Vallahi sinir oluyor. Gerçekten çok sinir oluyor. Yakışıklı oğlan tabii. Çeliyor bizim kızın aklını. Bir yandan da böyle. İnsan olarak sevmiyor değilim çocuğu. İyi çocuk ama üzdü kızımızı Meliyat. Doğru. Üzdü yani. Ben çiftliğe gideceğim, öğreneceğim. İşin aslını öğreneceğim, geleceğim. Git git. Her şeyi öğren, gel bana anlat. Meliyat. Heh. Meliyat. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen şimdi müzik deyince ne anlıyorsun? Müzik. Müzik. Bak gördün mü? Benim kimse bir şey anlamıyor işte, gördün mü? Hayatım sen de taktın çocukların şeyini işte. Müzik şey diyorlar, ne var bunda? Şey etme hayatım. Ha. Şey etme, hadi git. Ha. Sen şimdi böyle şey edince aklıma daha şey etti sanki biraz. Hadi aşkım benim. Ay kız ne güzel anlaşıyorsunuz hani gözlerle böyle filan. Değil mi ya? Bitmiyor işte aşk. Çok ay maşallah, şükür maşallah. Kız bana bak ben Yiğit'e dedim ama ben de anlamıyorum bunlar ne halt ediyor müzik falan bir şeyler kafamızda bir karışıyor ama. Ay neyse kız. Ama. Ama boş ver işte müzik yani ne olabilir ki? He müzik işte. Ay ne iyi oldu da geldin. Değil mi kız? Ay çok sıkılıyordum mevkide sensin. Özledin mi kız beni? Ay özlemez miyim ayol? Geren Hanım, yine peşin satan gibi oturmuşsunuz. Siz niye pazara gelmiyorsunuz? İncileriniz mi dökülür? Ne işim var canım benim pazarda? Olur mu? Yüzümüz olursunuz. Pürüzsüz cildinizi kullanırız. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. Pazarın gülü olursun mu diyorsun bana JJ? Hayır. Hadsiz. Hayır. Hadi uğraştırmayın beni. Boş işlerinizde bir sürü işim var zaten. Aman ne işin var? Efendim? Efendim? Evet. Evet efendim benim. Evet benim, buyurun. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun siz. Ha, müşteri mi? Kim? Kim? Evet, çok acil bir adres değişikliğine gittik biz. Mecbur. Evet, daha kırsal bir alandayız. Yaratıcılığımızı arttırması açısından dünyada trendmiş bu. Hı hı. Evet, pastoral bir hayatı seçtik. Bir saate kadar geliyorsunuz yani. Derhal konumu atıyorum sizi. Sevgiler, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Art Tekstil'den aradılar. Yeni kampanyaları için toplantı yapmak istiyorlar. Nerede, ne zaman? Art Tekstil bildiğimiz Art Tekstil anonim şirketi mi? Bildiğimiz Art Tekstil anonim şirketi.
Allah titreme geldi. Hayır. 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 Cengiz panik atak mı? Bende kal. Panik atak mı? Panik atak mı? Şiddet uygulama arkadaşına. Atak yok. Atak yok. Sadece panik. Panik geçiriyorum. Böyle acemi seyis gibi. At birden şahlandı. Ben de öyle kaldım. Panik geçirdim. Aziz Bey'i bulmak lazım. Can Bey'e haber vermem lazım. Sanem'i bulmam lazım. Delirdi. Fikri harika. Geri dönüyor. We are back baby. İşte bu. Art tekstil anonim şirketi. Müşteri mi? Müşteriyse hayırlısı olsun. Ben tam tanımadığım için heyecanda gösteremedim. Bağırınca da tırstım biraz hafif. Şimdi sana anlatıyorsam. Neyse ki çok mutluyum. Motivasyonumu hiçbir şey bozamaz. Çok heyecanlım. Her şey mükemmel olması lazım. Ay ben çok çabuk mu yumuşadım acaba? Hayır. Niye öyle olsun ki? Sonuçta kendini affettirmeye çalıştı. Yiğit konusu da çok haklıydı. Hiç boşuna bahane arama yine. Ne yaptın, ne ettin? Attın kendini Can Divit'in kollarına. Sana kimse bir şey sormadı ki şu an. Senin fikrin benim umurumda bile değil. Git, git. Yalnız var ya, sırf benim şu enfes kokan menemenim için bile benimle barışılırdı. Omlet yapsan demek ki takla atacağım. Çok acayip bir şey oldu. Hadi görelim bakalım. Güzel kokuyor. İlkin izninizle ben sana vermek istiyorum. Tamam. Can Bey, Sanem, Aziz Bey, nerede? Can Bey, Sanem. Ne yapıyorsunuz burada baş başa? Kahvaltı ediyorsunuz. Günün ilk öğünü önemli. Yemek lazım. Karnınız aç tabii şimdi. Kahvaltı. Yoksa siz, siz yoksa tekrar siz, ha? CC. Efendim? Sana bir sır verelim mi? Hayır, sakın, sakın öyle bir şey yapmayalım. Afiyet olsun. Hayır, hayır. Sanem hayır dedim. Bir avaz da çıkacak. Sır falan yok dedim, hayır. Buna ne tepki vermek lazım bilemedim. Biz de atlayalım ara ara ama ya. Atlamak lazım, hiç atlamıyoruz. Ha, Can Bey, Sanem. Art Tekstil'den geleceklermiş. Bir saat sonra toplantıdayız, tamam mı? Sus! Bildiğimiz Art Tekstil mi? Evet Can Bey, bildiğimiz Art Tekstil. Bir saat sonra. Sus artık. Gece bir sır verseydim ya. Sır vereyim mi? Daha burada mısınız? Bahsettiğin kadar kötü olmamış. Ben çok beğendim. Hemen sana mı de dinletelim? Yok, kendimden emin olamıyorum. Dinletemem. Tamam, bir daha dinleyelim. O zaman emin olalım. O zaman sana fokus grubu kuralım, tamam mı? İçinde ağrı çok rahatlar. Tamam mı? Fokus grubu, aynen. Fokus grubu olabilir. Tamam, anlaştık. Fokus diyorsunuz, fokus diyorsunuz. Fokus, fokus ne ayol? Müzik işiyle ilgili anne. Hah. Nihat haklı ama ha. Bir şeyler diyorsunuz, fokus... Ama müzikle gidiyorsunuz. Biz hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinizden. Anneciğim, fokus grubu dediğimiz şu. Şimdi ben Sanem'in kremleri için bir reklam müziği yaptım ya. Onu ajansa sunmadan önce kremin hedeflediği tüketici kitlesini dinletip onlardan fikir alıyoruz. Tamam mı? O yani fokus grubu dediğimiz bu. Alın çocuğum alın, aferin size. Hadi ben çiftliğe gidiyorum. Bir dakika, bir dakika anne, nereye gidiyorsun? Her gün çiftliğe mi gidilir? Ya Sanem'e bakacağım ben çocuğum. Anne, anneciğim lütfen gitme. Ben bugün çok heyecanlıyım. Lütfen benim yanımda ol ya. Anne. Sanem kaçmıyor ya. Hem daha fokus grubu kuracağız. Çok ihtiyacımız var size. Amanın, ilk göz ağrım benim. Ben seni... Yürüm ben, yürüm. İyi madem, hadi fokus şey yapıyoruz madem. Nerede Sanem'in kremleri? Yukarıdaydı galiba. Hadi o zaman, haydi fokus yapıyoruz. Hadi arkamdan gelin, hadi. Hadi. Halledeceğim ben o işleri, gel. Olmaz, olmaz. Böyle olmaz. Yani büyük eksiklerimiz var. Kahve çeşitlerimiz yeterli değil bir kere. Battı o zaman bu ajans. Siz çay içtiğiniz için çok umurunuzda olmayabilir ama bir ajansta, bir reklam ajansında bütün kahveler olmalı. Yani frappuccinosu, espressosu efendim, bin bir türlü böyle çekirdek olmalı. O çekirdeğin içinden seçmeliyim ben.
Yani müşteri gelse dese karamelli bir frappuccino istiyorum dese veremeyecek miyiz? Böyle ajans olmaz. Böyle olacaksa batsın. CC biz o battığımız kara günde de karamelimiz eksikti. O yüzden batmıştık değil mi? Can Bey. CC tamam. Organizasyonel olarak öyle o kadar çeşit bulundurmamıza imkan yok. Ama şöyle bir fikrim var. Bulut organik kahve yetiştiriyordu hatırlarsan. Tamam onu kullanırsınız. Konsepte uygun. Tamam. Güzel, bravo Deren Hanım. Olur. Evet arkadaşlar. Biraz profesyonel düşünelim. Öncelikle sapa bir yerdeyiz. Yön levhaları yapmamız lazım ve onları yerleştirmemiz lazım ki bizi bulabilsinler, değil mi? Ha, vallahi mı? Evet, sapa bir yerdeyiz. Ben şu anda hazır görüyorum bu yön oklarını. Biz yön oklarını yaptırmıştık değil mi? Yaptırmıştık tabela olarak. İndi tabela. Koş. Evet, arkadaşlar. Bu şirketler bugüne kadar onlar için yapılan kampanyaları niye beğenmemişler? Neden rahatsızlık duymuşlar? Onların çalışmasını yapıp onların karşısına daha güçlü çıkalım. Doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız Aziz Bey. Doğru söylüyorsunuz Aziz Bey. Aziz Bey. We are back baby. We are back. Baby. Kusura bakmayın size de böyle baby dedim ama cildiniz de bebek gibi. Kremlerden mi kullanıyorsunuz? Baby. Bak yetişemeyeceğiz ama bir sürü iş var Cecik. Bir an önce buranın yaşayan bir ofis haline gelmesi lazım. Hadi. Tabii Deren Hanım. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Çabuk. Muzo tabela. Kız ne güzel kremmiş bu böyle. Ay bayıldım. Tabii kız tabii. Sanem'in marifetlidir bilim değil mi Leyla? Şimdi söyleyin bakalım kaç kişi lazım size? Vallahi 7-8 kişi yeter bizim için. Tamam kaç yaşlarında? Her yaşın olur ama teenage'ler çok önemli bizim için. Ha tamam bana bak. Getirebilirsen bizim şey var ya Afrodit ha Afrodit Perihan var ya. Onun süslü kızlarını getireyim olur mu? Tamam teenage'ler bende. Başka? 20-30-40-50-60 yaş aralığında. Olur. Kız bebek işi. Benim mahalledeki bütün müşterileri toplar getiririm. Sen merak etme. Kaçta gelelim? Vallahi bugün herhangi bir saatte olur diye düşünüyorum. Bizim bahçede yaparız değil mi anne? Tabii tabii. Tamam. Olur olur. O zaman bir saate geliyoruz. Hazır olun. Tamam mı? Ay müthiş. Süpersin. Ben de o zaman Nihat'a söyleyeyim de o da gelsin. Müzik işi neymiş o da görüversin. Bu kahveleri kim dağıtacak onu belirlemedik. Ofis boy olarak sen dağıt tamam mı? Nasıl sen dağıt ya Allah Allah zaten bütün ayak işlerini ben yapıyorum. Ayrıca benim bu şirkette hissem var Cengiz. 0, bilmem kaç. Patron yarısının kahve dağıttı nerede görülmüş ya? Öyle kolay değil. Ben bugünlerime kahve dağıtarak geldim. Yani tecrübedir bunlar hep sen de yapacaksın. Ya tecrübeyse benim kahvecilik tecrübem reklamcılık tecrübemden daha az. Sende hiç olmazsa kahvecilik tecrübesi var. Sen dağıt. Allah Allah ya. Millet kendine maraba arıyor ya. Böyle trip atan kızlar gibi gitme öyle son laf söyledim gidiyorum gel buraya. Evet hanımlar kremlerimizi denedik.
Vallahi misler gibi kokuyor. Kim yaptı bunu? Sanem yaptı tabii. Benim çocuklarım çok maharetlidir. Anaları gibi maşallah. Tamam anneciğim. Evet hanımlar, size daha önce bahsettiğim gibi müziği dinliyoruz. Sonra birden beşe kadar bir puan veriyoruz. Ama verirken lütfen bize bunun neden verdiğinizi bir cümleyle açıklayın, olur mu? Alınız. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet. Al canım. Ben de oturuyorum. Al, al canım, buyur sen de al. Evet, hadi bakalım. Evet, hazırsanız hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam, herkes dinliyor değil mi? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Tekrar elinize alın çünkü yazıyla ifade ediyoruz kendimizi. Evet. Al kalemleri tekrar al. Yaz. Konuşmadan yaz. Hadi yaz bakayım. Ay çok tatlı hepsi ya. Ay vallahi biz ablamla kremi de müziği de çok beğendik. Vallahi 5 yıldır. Bravo. 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 Sağ olun. Vallahi ben kremi çok beğendim. İşte bak. Bravo. Ama müziği hiç beğenmedim. Puanım 2. Vallahi ne? Neresini beğenmedin müziğin? Neresini beğenmedin? Nevki be. Hı, arada olur ya işte. Evet, evet. Anneciğim yalnız çok müdahale etmiyoruz. Karşılıklı atışma yok. Tamam. Ne yapayım? O duyguyu alamadım. Tamam, siz ifade ettiniz. Tamam, yeterli bizim için. Tamamdır. Hayır ama. Tamam anneciğim. Hayır ama bir kulakla ilgili bir sorun var ama bence. Anneciğim lütfen. Peki. Tamam. Evet. İnanın. Ben müziğe bayıldım. Ama kremi beğenemedim. 2,5. Allah Allah. Sen ne anlarsın kozmetikten be? Sinek aerosolüne gittin de saç spreyi diye sıktın da seni ağacına zor yetiştirdik. Ölüyordun sen. Anneciğim bir saniye lütfen fokus grubuna saygılı davranalım olur mu? Lütfen. Kusura bakma canım. Tamam. Kusura bakma. Vallahi ben fikrimi söylemeye korkuyorum. Vanda çemkirsin. Ay burada çemkiren var. Ben burada çemkiren bir insan göremiyorum. Çekilme. Hiç böyle bir şey yok. Hayat iftira atmayalım. Nereden buldun bunları bizim mahalleden? Yan mahalleden bunlar. Sen nereden buluyorsun ki bu insanları Allah aşkına? Yan mahalleden niye? Ama Mevcim artık gel. Yeter. Seni yaptın diyor. Ne yani? Fikrimizi söylemek için çağırmadınız mı bizi? Evet. Tamam. Müzik daha hızlı olabilirdi. Ay bir dakika ya ne? Fikri söyle diye çağırdık da insan gibi dinleyeceksin, insan gibi yorum yapacaksın. Benim kızlarımın burada ürünlerini anlayamıyorsun. Tek bir şekilde anlayamadın yani. Ne müzik anlayabilirsin? Öyle bir şey değil. Ne mi anlayabilirsin? Anlayanlar var, onlara da mı bakacaksın? Sen saçmaladın, iyi de saçmaladın. Kıvırcık. Hanımlar! Ne oluyor ya? Tamam, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Buyurun şey yapın ama ben kendi evimde de kızlarıma laf söyletmem. Tamam buyurun dışarı alalım sizi. Yoklar işte. Bulamadılar tamam, burayı hanım, tabii. Gelirler birazdan. Bu kadar olumsuz olmayın Deren Hanım, ne olur. Aman negatif, negatif, negatif. Ama işte çok önemli bu bizim için yani, çok. Ah geliyor. Ha! Denizmiş. Hala gelmediler mi? Geldiler, şu kulübeye aldık, istirahat ediyorlar. Uyanınca başlayacağız toplantıya. Çok komik değil mi Muzo? Komik tabii, çok. Bir anda söyleyince. Cengiz gel gel. Ne oldu? Günlük eğlendik de oğlum bir arasak mı, başlarına bir iş mi geldi acaba? Biz arayalım. Hayır efendim, heveslisi gibi. Onlar geç kaldılar, onlar arayacaklar. Biz aramayacağız. Sakin olun ya, trafiğe takılmışlardır. Can Bey, sakiniz de şimdi uzun zaman sonra böyle ciddi bir toplantı yapacağız ya... ...o yüzden heyecanımız şey olarak görmeyin tabii. Allah! Adamın ayrı bak. Kuruş köpeği. Haydut. Tutun. Oğlum kurtarın sana. Ay. Tutun. Haydut. Bırak. Ay yapma. Yapma oğlum. Yapma bırak. Ya tutsanız ha. Köpek işte. Evladım bırak. Ay Haydut. Haydut.
Hadi. Hadi. İyi misiniz diyeceğim ama pek. İyi iyi ama çok da kötü gibi de değil. Şey pardon pardon pardon. Aman Allah'ım. Siz kimsiniz? Ben kim miyim? He. Ben Art Tekstil'in CEO'suyum. CEO'su. Üstüme başıma bak. Allah kahretmesin. Bittik biz. Sizler? Bizler de Art Tekstil'deniz maalesef. Şu halimize bir bakın. Ah. Ay çok mahcubuz. Şeyden çok mahcubuz. Art ya sanat o anlamda böyle çamurlu falan aslında. Öyle bir tarz mı? Hı. Siz gene daha iyisiniz bir nebze şeye göre. Evet. Yok yok bence bu arkadaş daha şey onda kan var. Bu fırsat da böyle bitti gitti. Sevgilim asma suratını. Hem böyle fokus grubu mu olur ha? Mahallede çok fena karıştı yalnız. Ay sus hiç hatırlatma sinirim bozuluyor. Aşkım. Hı. Ya ben bu işi amatörce yaparken çok seviyordum ama. Aması ne? Ya bak profesyonelce yaparken çok stres oluyorum. Altından kalkamayacakmışım gibi hissediyorum. Daha yolun başındayken bıraksam mı acaba? Leyla daha ilk denemeden. Evet evet biliyorum ama bunun ilki sonu yok bence. Yani ben bu işi hakkıyla icra edebilecek altyapıya sahip olduğumu düşünmüyorum aşkım. Biliyorum seni de böyle çok heveslendirdim ama yapamayacağım galiba. Yok yok beni düşünme sen. Bak sen ne kadar mutluysan ben de o kadar mutluyum tamam. Teşekkür ederim. Şimdi dükkanı da kiraladık babamlara ne diyeceğiz diye düşünüyorsun değil mi? Yok sadece onu düşünmüyorum. Hem bizimkiler çok sevinir müzik işinden vazgeçtiğimize. Gel bakayım buraya. Anlaştık mı? Ne yapacağız? Yeni ufuklara yelken açacağız. Hayırlısı. Bakın başınıza gelen şeylerden dolayı. Hayır hiçbir yere gidemezsiniz. Gerçekten başınıza gelenlerden dolayı. Ajans olarak ya da yaratıcı olsun diye böyle bir yer. Yani böyle bir yer olduğu için hani biz uğraşıyoruz böyle bir güzel yerde ama heyecanlanmıştık ama. Birazdan su koyayım ben. Acınız var lütfen. Çok ama hayır. Çok ama böyle ajans olmaz. Hayır. Lütfen suyunuzu için. Bakın başınıza gelenlerden dolayı. Çok üzgünüz. Böyle ajans olmaz. Bunu telafi etmek için ne yapabiliriz bilmiyorum. Evet biraz daha su koy. Bunun eğitimi var. Ya buna kesinlikle yani öyle olmalı. Ben zaten bu durumlarda yardımı da bilmem. İlkini nasıl yapayım? Bunların hepsini telafi edeceğiz. Pansuman yap. Gitmektir tutturdunuz ama. Başlı bir orman ya. Başlı bir ormanda kurmuş. O yarayla gidemezsiniz. Dur. Evet evet. Yavaş artık. Sağlık bu şakaya gelmez. Bizlerim daha koyayım. Bak saçları falan da bir şey olmamış çünkü. Gidemezsin. Bak ama sudan kaçma öyle kuduz köpek gibi olur mu? Bir dakika CEO Bey sağlık bu şakaya gelmez bir saniye. Baksanıza zaten cılk yara olmuş. Evet dur. Böyle ajans olmaz. Olmaz. Yok. Beyefendi. CC Muzo. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Tam bir rezillik yap. CC Muzo. Beyefendi. Bakın sayın. Muzo. Bakar mısınız lütfen? Senin bir şeyse biz anlaşacağız aslında. Gitti. Bir fırsat daha gitti Aziz Bey. Kendine geldi. Gözlerin niye bu kadar büyük demiş. O da demiş ki seni daha iyi görebilmek için. Anladın mı? Buldu. Evet hadi. Yürü. Evet. Of midem bulandı benim. Kan tutar beni. Öyle mi? Beni de kan tutar. Vallahi mı? Beni hep kan tutar ha. Yemin ediyorum bir ortak yarımız daha çıktı ortak. Kan kardeşiz gibi oldu. Tam netleyemedim de. Arkadaşlar bakın bu acı gerçekle yüzleşmenizi istemezdim ama burada ajans majans olmaz. Hı? Ama Aziz Bey siz demiştiniz ki. En baştan beri bu projeyi destekliyorum ama neden? Neden? Sanem'le Can'ın bir araya gelip barışmalarını sağlamak için. Onlar da bakın kumrular gibi birbirleriyle barıştılar. Ben amacıma ulaştım.
Baba. Oğlum. Oğlum, en baştan beri Sanem için burada kaldığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Bu beni üzmez. Tam tersi mutlu eder. Sen benim canımsın. Nasıl yani şimdi Aziz Bey amacına ulaştı mı? Benim ocakta kremim var, yanmasın. Baba, hareketlere bak. Amaç belli olmuş. Bu arada arkadaşlar, bana ait hisseleri bila ücret devretmeye hazırım. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Size bir tavsiyem var. Büyük bir ajans olma hayalinden lütfen uyanın. Neden? Adios muchachos. Ama... Midem kalktı benim. Muzo, Fikri Harika'yı ayakta tutmalıyız, çalışmalıyız onun için. Tezgaha dönmeliyiz, pazara. Kremleri satalım. Kremler nerede? Kremler nerede? Tamam, kremler orada. Krem atıyor. Yani şimdi siz yine mi sevgili oldunuz? Öyle bir şey gibi her şey. Nasıl oluyor tam olarak ya? Olduk işte, sevgili olduk, evet. Ama neden kuzucuğum, ben anlayamıyorum yani. Nasıl oldu da çözüldün yani? Anladım tam olarak. Bir daha makamı çekilir. Havalar birden ısındı. Sıcak diye herhalde. Havlu falan. Havlu mu? Tamam hadi çekil. Çekil hadi artık. Az daha var. Ne düşünüyorsun? Çok uzun bir süredir sadece seni. Sen? Çok kısa bir süredir yine seni. Ara vermen iyi olmuş o zaman. Niye? Çünkü çok uzun bir süre benden başka hiçbir şey düşünemeyeceksin yine. Siz ne anlarsınız fokus grubundan, müzikten bilmem neden? Allah müzik hakkınızı versin be. Zevksizler. Allah Allah, benim melek gibi kızım var ve onun da böyle ipek gibi sesi var. Sen ne anlarsın? Sanat düşmanı bunlar, bırak. İki tane kız çocuğu doğurdum. İkisi de sanatçı gibi maşallah. Hayır, gibisi fazla. Sanatçı ya resmen. Maşallah da sen öbür kızımızı arayacaktın. Hatta bugün oraya gidecektin. Gittin mi, ne yaptın? Ya ben bugün çiftliğe gidecektim. Leyla yüzünden gidemedim ki, dur arayalım. Ara. Vallahi Mevku be, sen bu görüntülü telefon işine iyi alıştın ha. Yemin ediyorum, elimde olsa birer tane kamera takacağım kızların kafasına. Ne vallahi. Güzel olur vallahi. Anne. Alo, Sanem annem. Ne yapıyorsun çocuğum sen? İyiyim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyiz. Allah. Burası niye öyle karanlık kızım? Neredesin sen? Ne yapıyorsun sen? Ben teknedeyim, boğaz turu. Allah Allah, balıkçı mısın kızım sen? Bu saatte ne işin var boğazda? Kim o? Biri mi var orada? Deniz var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha işte, bak can boğazdan gelir dedikleri aslında bu işte. Nasılsınız? İyiyiz çocuğum da. Sen hadi bir an evvel Sanem'i evine götür. Oralar rutubetlidir, üşür şey yapar, serindir o boğaz. Hadi, hadi çocuğum sen götür. Annen doğru söylüyor kızım, hadi. Hadi bak, bu yaşta romatizma olursun, sonra çok üzülürüz biz. Yarım saat sonra arayacağız bak. Doğru eve, hadi. Tamam babacığım, hadi. Görüşürüz. Hadi çocuğum, tamam. Mevku be. Hı.
Bu adam teknesini satmamış mıydı? Ha? Ne iş var gene bunların teknede? Dur ben yarın sabah olsun hemen gidelim. Dayanırım kapılarına, öğrenirim neymiş, sen şey etme yani. Merak etme. Barışmış olması. Ay Nihat, bilmiyorum, yemin ediyorum çok sıkıldım. Boğuldum artık ben ya. Can boğazdan mı geldi artık? Öğreneceğiz yarın. Ay vakitlice gidelim, yatalım. Heh. Vakitlice kalkalım. Kalkar kalkmaz da gidelim, öğrenelim. Ben diyeceğim hadi. Bunlar da böyle kalsın. Uğraşamayacağım, daraldı. İçim daraldı yemin tamam, ediyorum. Telefonunu unutma. Al al al. Tamam. Tamam. Vakitlice hadi. Gidelim, buyurun. Gidelim sen. Gidelim mi, nereye? Galapagos'a. Nasıl? Ciddisin sen? Çok. Ne zaman? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Koca dünyayı gezeceğiz tekneyle, kaybedecek vaktimiz yok. Hemen. 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 Evet, öyle bir şey oldu. Annemler? Annenler. Öyle bir durum var, evet. Ben seninle birlikte bir yere gitmek istiyorum. Seninle kaçmak, birlikte uzaklaşmak. Neyden kaçmak Cem? Ailelerimizden mi, ajanstan mı? Nerede? Senin benim için önemli olan tek şey sensin. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Can benim umurumda. Bilmem ki. Sanem, yani 2 yıl ya en fazla. Baş başa. Herkesten, her şeyden uzak. Sen yaşadığımız maceraların kitabını yazarsın. Ben de görmediğin, gitmediğin yerlerin fotoğrafını çekerim. Ya ne bileyim, bizimkilerden uzakta 2 yıl. Onlara da bizden ayrı geçirdikleri 2 yıl için 3 sürprizimiz olacak. Ne sürprizi? Deniz, yıldız ve ateş. Ya sen nereden biliyorsun? Uykumda sayıklıyordun sen. Bizim hayallerimiz aynıymış meğer. Sanem, 2 yıl bize bir anlayış göstersinler biz. Hayatımızın macerasını yaşayalım. Sonra dönelim, evlenelim. Onları toruna bağlayalım. Evet. Can. Evet. Romantik bir serserisin. Aklıma gelmez.